Merhaba arkadaşlar, ben Spavş TV'den Zahit. Bugün sizlerle dünyanın en iyi oyunu Gris'i oynayacağım. Yeni bir oyun deneyeyim dedim. Ufak bir araştırma yaptım Steam'de. Bu oyunu gördüm, hemen atladım arkadaşlar. Değişik böyle sanatsal bir konsepti var. Aynı zamanda siz oyunu da izleyin. Yeni bir oyun. 2018'in sonlarında çıkmış sanırsam. Metacritic puanları da bayağı iyi. 80 üstü puan vermişler oyuna. Biz de oynayalım bakalım, bu puanı hak ediyor mu görelim. Gerçek bir sanatçı olarak oyunu değerlendirelim. Mesela şu sesi bir değerlendirelim. Bakın heykeli oynattı ses. Heykeli çatlattı. Burada olsa cam çerçeve iner. Şimdi öncelikle girişini izleyelim. Konuyu biliyor musunuz bilmiyorum ama kızımız sesini kaybediyor. Ve sesini geri kazanmaya çalışacak oyun boyunca. Daha doğrusu biz kazandırmaya çalışacağız. Düşü yok. Tabii bizim konseptimizden farklı bir oyun. Vurdu kırdı yok. Daha çok kendimizi bir masalın içindeymişiz gibi hissedeceğiz. Kreatif direktör Konrad Rozet. Bu oyun bağımsız oyun, o yüzden bu isimlere dikkat etmek lazım arkadaşlar, takip etmek lazım. Programcı Roger Mendoza aynı zamanda da yapımcıymış. Aşağı salınıyoruz. Teknik direktör Adrian Cuevas. Tam bir İspanyol ismi. İspanyol futbolcu ismi. Müzikte Berlinist'miş. Bilenler bilirler, ben bilmiyorum. Bayağı bir düşüyorum. Bakalım ne zaman zemine inebileceğiz. Herhalde öyle bir niyetimiz yok. Evet, görüntü gitti. Başlıyoruz. Created by Nomada Studio. Nomada Studio'nun daha önce oyunlarına bakmadım. Keşke baksaydım. Belki güzel oyunları vardır. Bu oyunu bitirdikten sonra bir Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Oyunun kontrollerine baktım, çok bir şey yok arkadaşlar şimdilik. Belki daha sonra değişik özellikler eklenecek. Şimdilik sadece yürüme. Hatta zıplama var mı onu bile hatırlamıyorum. Yok galiba. Ama vardır ya. Yok demeyeyim şimdi, büyük konuşmayayım. Şimdi böyle puslu ortamlarda ilerliyoruz. Tabii demin de bahsettiğim gibi, ya da bahsetmedim galiba, bizim konseptimizden farklı bir oyun. Böyle vurdu kırdı yok demiştik. Zaman akacak gidecek yani. Ya oturduk. Şimdi tuşlara da alışmaya çalışıyorum. Koşabilmeye başladık, zıplayabilmeye başladık. Tamam, güzel. Bağımsız bir stüdyo oyunu olduğunu söylemiştik. Bu oyun hakkında yorumlar güzel. Müziğini övmüşler, atmosferini övmüşler, övmüşler de övmüşler. Biz de geri kalmayalım, biraz da biz övelim diye oyuna başladık. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Bazı arkadaşlar sus da müziği dinleyelim falan şeklinde bir yanlışa düşmüş olabilirler. İnşallah düşmemişsinizdir. Başta konuyu anlamayanlar için Gris kızımız sesini kaybediyor. Demin söylediğim gibi. Oyun boyunca sesini kazanmaya çalışıyor. Bizim de amacımız tekrar kazandırmak. Alt metinlere çok inmeyeceğiz. İşimize bakacağız ama oyunun renkleri hastalığın kabullenme aşamalarını temsil ediyormuş arkadaşlar. Bazıları böyle söylemiş. Doğrudur, mantıklı. Nasıl böyle yampiri yumpiri binalar, grimsi, mavimsi, beyazımsı renkler. Ortam şimdilik güzel.
Pek beni zorlayamadı ya bu oyun. Gel gidiyorum sanki. Evet, ilk topumuzu alıyoruz. Bu oyunda bu toplar önemli. Böyle bir elleşelim, sevelim topumuzu. Ara ara da böyle jenerikler girecek. Koşalım, zıplayalım. Atmosfer şimdilik güzel. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Kuyumuza takmış olduğumuz bu spermler de işe yarayacak. İşimizden boşuna gelmiyorlar yani, heyecan yapmayın. Kimse heyecan yapmasın arkadaşlar. Aslında belki bu oyunu oynarken hiç konuşmamak lazım. Bakın şöyle hareket eden bir şeyler var ama onlar hiçbir şeye yaramıyor. İkinci topumuzu da aldık. Bu hareket eden şeyler hiçbir şeye yaramıyor arkadaşlar. Aa, düştüm. Tekrar geri döneceğiz. Ben şu toplar beni uçurur dedim ama uçurmadı. Bu nasıl bir puzzle oyunu? Düşündüğüm gibi olmadı hiçbir şey. Geri dönüyoruz tekrar. Aslında belki bu oyunu oynarken hiç konuşmamak, atmosfere kendimizi kaptırmamız lazım ama bütün bu oyunu film gibi izlemek lazım. Ama mutlaka bunu yapan birileri vardır, böyle yabancı YouTuber'lar filan. O yüzden çok değerli yorumlarımı sizden esirgemeyeceğim. Bunları bulamazsınız başka kanallarda. O yüzden bir şey değil guys. Aslında şu küpe tıklayabilip üste atlayabilmemiz lazım. Ama tabii oyunun yapımcıları benim kadar yaratıcı olmayabilir. Bu konuda söyleyebileceğimiz bir şey yok. Şuradan yukarı doğru çıkalım. Evet, yukarıda bir tane daha top var. Onu nasıl alacağız? Galiba onu da almamız lazım. Oyunun kontrollerine tam alışamadığım için biraz yamuk yürüyorum. Ama ilerleyen zamanlarda alışacağım. Evet, şu çarşafa yetişmem lazım galiba. Onun üstüne çıkacağım. Koş 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 koş. Aha, çıkamadım. Aha, gidiyor. Çıkamadım. Haydi. Bekleyeceğiz bir daha gelmesini. O gelene kadar ben tepeye çıkayım da rahat rahat atlayalım. Evet, tekrar Yo girdi araya. Ha, gördüğünüz gibi toplar bu işe yarıyor arkadaşlar. Yolumuzu açıyor. Tamam. Geri gitti zannettim. Tekrar geri geldi. Ne oldu? Çarşaf ne oldu? Ona bineceydik. Tamam, onu aldık. Şimdi 3 tane topumuz oldu. Buradan da atlayalım. Bayağı işe yarıyor toplar. İyi ki almışız. Bu oyunun yapımcıları İspanyol sanırsam. Yani emin değilim ama sanki öyle duydum. Gris ne demek acaba? İspanyolca bir kelime değil sanırsam. Fransızca'da gris, gri demek. Şu an gördüğünüz ortamdaki gibi. Evet, heykel bizi avucunun içine aldı. Tekrar bekliyoruz. Ağlıyorum. Ağlıyorum. Evet, renk değişiyor galiba. Demin söylediğim gibi bu işte hastalığın aşamaları, kabullenme aşamalarından biri herhalde. Böyle inkar, kabullenme, işte depresyon falan filan böyle aşamaları var. Ben tam olarak bilmiyorum ama internete yazdığınızda hemen bulursunuz. Şimdi biz oyunumuza devam edeceğiz. Yalnız şu siyah perde çekilmeden hareket edemiyoruz. Ortam kızıl kana bulandı. Şimdi çırpı gibi bacaklarımız var ama nasıl bu kadar merdiven çıkıyoruz bilmiyorum açıkçası. Tamam, sanatsal olarak bir şeyler ifade edebiliyor oyun ama mantık sıfır, mantık yerlerde. Evet, şuraya dikkat edelim. Şu toplar şuraya girmez mi? Galiba girmiyor. Ahanda çan.
Çanı çalamıyoruz galiba. Evet, toplar sonunda bizi terk ediyor. Gökyüzünde birer yıldız oldular. Bayağı da yıldız var ha. Biz 3 tane veya 4 tane bulduk. Yalnız ben oraya nasıl çıkacağım acaba? Keşke beni de alsaydınız. Şimdilik fazla zaten gidebileceğimiz seçenek yok. Şu kuşun gittiği yerden gidebiliriz. Buradan gidebiliriz. Evet, buradan devam edelim. Çıktığımız merdivenleri geri inelim. Skateboard. Şimdi yerin dibine doğru, cehenneme doğru ilerliyoruz. Bu oyunda korkutucu hiçbir unsur yok galiba. Böyle rahat rahat takılıyoruz. Zaman kaygımız yok. Bir şeylere bir şey yetiştirmeye gerek yok. Böyle bir amacımız da yok. Sadece puzzle'ları çözeceğiz. Şu ana kadar bizi zorlayan bir şey olmadı. İlerleyen zamanlarda da olmaz. Sonuçta King'iz. Bizi zorlayacak oyunun anasının karnından doğmadı. Şu anda kontrolleri tabii ben yönetmiyorum. Kendi kendine oynuyor oyun. Ben de izliyorum sizlerle beraber. Aşağı kadar indik. Şu arkadaki ay mı bana mı öyle geliyor? Ya da Satürn mü? Tabii Satürn'ün halkaları o şekilde değil arkadaşlar. Satürn'ün halkaları yatay. Aynı bizim ekvator gibi. Buradan vallahi rastgele ilerliyoruz ama hep tutuyor. Hep tutuyor. Yine biz yönetmiyoruz. Yuh, oyun bitti. Oyunun adını daha yeni öğreniyoruz arkadaşlar. Gezegenlerle falan bir bağlantısı var herhalde oyunun. Çünkü yine böyle afilli bir halkalar, malkalar, toplar, uçmalar, kaçmalar. Ana! Tabii ki ölmedik o kadar yüksekten düşünce. Çünkü paraşütümüz var, aynı zamanda etek. Şimdi burada hem oyunu oynayalım hem de etrafı izleyelim diye herhalde bir aksiyon koymamışlar. Henüz enteresan bir şey olmadı. İlerliyoruz, ortamı kesiyoruz. Burada sanki arka taraflar piramit, Mısır piramitleri, çöl. Heh, şöyle dönen bir şeyler olsun ya, rüzgar olsun ya. Tabii ben de ilerleyebileyim yani. Rüzgardan uçmayayım. O kadar yüksekten düştük, bir şey olmadı. Rüzgarda da uçmayayım yani. Abartmayın. Evet, geçtik. Burayı da geçtik. Şimdi ben Aragami'yi de yayınlıyorum arkadaşlar. Kanala baktıysanız görmüşsünüzdür. Aragami'de kesiyoruz videoları. Yine rüzgar bizi engelliyor. Bunda kesmemeyi düşündüm. Bütün oyunu yayınlayayım dedim. Çünkü Aragami biraz uzundu ve bölümler biraz dengesizdi. Bazı bölümler çok kısa, bazıları çok uzun. Bunda bölümleri kendi kafama göre keseceğim. O konuda rahat olacak. Çünkü bunun chapter'ları herhalde ayarlanabilir chapter'lar. Mesela ben şurada oyunu kesmek istesem keserim yani. Kimse de bana bir şey diyemez. Evet, rüzgar yine rüzgar. Rüzgar baydı artık. Ya bir şey yaptığı da yok yani. Sadece yavaşlatıyor. Yani oyunun süresini uzatmak için. Belki bu rüzgarlar olmasa biz şimdi oyunu bitirmiştik. Abartmak gibi olmasın. İşte Aragami'yi böyle keserek oynadım. Aha, bir top daha buldum. Kaybettiğim topları ama şimdi yeniden bir tane kazandım. Bunu kesmeden yayınlamayı düşünüyorum. İnşallah onun kadar uzun değildir. O yaklaşık 8 saat falan sürüyordu. Bunun daha kısa süreceğini düşünüyorum.
O şekilde. Ümidim de o şekilde açıkçası. Öyle istiyorum. Fazla uzatmasalar iyi olur. Şöyle güzel 5-6 bölümde bitirirsek güzel olur arkadaşlar. Ben şimdilik yarım saatlik videolar şeklinde hazırlamayı düşünüyorum. Daha sonra... Ana düştük ya. Fake fake konuşurken düştük. Bir daha oraya ya gideceğiz. Neyse, yarım saatlik videolar şeklinde yayınlamayı düşünüyorum. Güzel bir seri olacak. Kanalımızda daha önce buna benzer bir şey olmadığı için değişik böyle bir olaya girmiş olacağız. Şu yürüyen şeyler de beni tırtırtmıyor değil yani. Tırtırtıyor ama hiç müdahale etmiyorlar ki. Daha sonradan acaba yetkileri olacak mı oyuna? Şimdilik hiçbir şeye yaramıyorlar. Yalnız rüzgarda hiçbir şey yapamadı, demin gördünüz. Taş bizi korudu. Tekrar geri döneceğiz. Tekrar yukarı çıkacağız. Ne yapalım? Ama bu sefer daha dikkatli olmamız lazım düşmemek için. Böyle yani. 2019 yılına hızlı bir giriş yaptık. Bu Aragami'ye işte tekrardan başladık. Gris'i oynuyoruz. Football Manager 2019'u aldım. Onun da serisini yayınlamaya başlıyorum. Zaten kanalın kapak fotoğrafına Ocak ayında oynayacağımız tüm oyunları yazdım. Zaten bu 3 oyun oynayacağız da hangi gün hangi oyunu yayınlayacağımı yazdım. Siz istediğiniz zaman ilgilendiğiniz oyunu izleyebilirsiniz. O tarihlere bakarak vaktinizi ona göre ayarlayabilirsiniz. Saatini de yazdım. Saati 14'te bütün videoları yayınlayacağım. Çünkü akşam kontrol edemiyorum. Akşam vakit bulduğum anda aha. Ya ben öyle takılıyorum ya. Zaten yol kendi kendine oluşuyor. Akşam vakit bulursam zaten sadece oyun oynayabiliyorum. O yüzden videoları akşam yayınlamıyorum. Çünkü yayınladıktan sonra benim de bir izlemem lazım. Anam, bu da Halloween kabağına benziyor. Of. Taşlar bir şey yaramıyor dedik ama yani fena. Şu topu alalım. Şu topu tabii ki şuradan zıplayarak alamayacağız. O yüzden üstten dolanacağız. Hemen onu da alalım. Onu da envanterimize koyalım. Oo. Zıplayamadım ama aldı neyse. Kaydı kendi kendine. Yalnız o boşluğu kapattı. Alamasaydım nasıl olacaktı? Tekrar beklemek zorunda kalacaktım herhalde. Tekrar o böcük geri gidecekti. Ben de öyle alabilecektim. Neyse. Allah'tan aldık. Zaman kaybetmedik çok. İlerlemeye devam edelim. Dediğimiz gibi hala oyun bizi zorlamıyor. Neyse, kapak fotoğrafını unutmayın arkadaşlar. Yani onu düşündüm, taşındım. Öyle yapayım dedim ve yaptım. Bence güzel. Yani bir aylık videoları koyuyoruz. Hangi video ile ilgileniyorsanız o videoyu görebiliyorsunuz. Bence çok iyi yani, sürpriz yok. Normalde kanala ne zaman video koyacağım bile belli olmuyor. Zaten 3,5-4 ay gibi bir ara vermek zorunda kaldık iş yoğunluğu nedeniyle. O yüzden önceden şimdi stok yapmaya çalışıyorum. Hatta videoların hepsini ben o tarihleri koydum ama hepsini yükleyebilirsem güzel olur. Ben, o benim şu anda hedefim. Ama henüz bütün videoları tabii yüklemedim. Aragami yükledim sadece. Onu da zaten izlediniz. VM'yi yüklemedim. Gris'in diğer bölümlerini yüklemedim. Onları da vakit buldukça yapacağım. Ben şimdi bunu nasıl alacağım ya? Konuşturuyorsunuz beni ama konsantrasyonum da bozuluyor aynı zamanda. Nasıl alacağım ben bunu? Taşı da kıramadık. Hoplayıp zıpladık üstünde. Neyse, ilerleyelim. Yolumuz var. Yol buluruz elbet. Şu arkadakiler batan gemi mi? Batık mı onlar? He, tamam. Spermler tekrar işe yarayacak şimdi. Tekrar filmimizi izleyelim. Bu arada arkadaşlar, kanalımıza abone olursanız bizi memnun edersiniz. Son derece müteşekkir oluruz. Hayatınızda güzel şeyler olabilir. 2019'da. Hazır yeni başlamışız. O ne lan? Taş olduk. Ah, kim bilir ne günah işledik. Taş gibi kız olduk. Taş.
Başka bir kızım şu anda. Tamam. Şimdi gideceğim o kayayı kıracağım. Demin çırpı bacaklarımla kıramadığım kayayı şimdi taş olarak kıracağım. Ne kadar zekiyim ya. Ne kadar zekiyim. Toplar takip edin beni. Güzel. Onu alalım. Nasıl aldım ama dehşet aldım. Bir topumuz daha oldu mu? Yo, top almadım ben. Ne yaptım? Evet, rüzgar. Yine o lanet rüzgar. Galiba çok hızlı ilerliyorum. Oyun önümü kesmeye çalışıyor. Rüzgar bizi bayağı zorluyor arkadaşlar. Bu oyundaki en zor şey rüzgar olabilir. Şimdi sağ tarafa doğru ilerleyeceğiz tabii ki. Sol tarafta bir şey kalmadı eksik. Yolda yok. Tamam, daha yorum yapmayacağım yani. Rüzgar, rüzgar, rüzgar. Daha yorum yapmayacağım. Yani rüzgar hakkında yorum yapmayacağım tabii ki. Yoksa diğer konularda kimse beni tutamaz. Lan! Şimdi rüzgar hakkında yorum yapmayacağız dedim diye mi bunu yapıyorsun oyun? Ana! Evet, rüzgar hakkında konuşmayalım dedik ama yapacağını yaptı yani. Çözümü bulana kadar bayağı bir zorlandım. Şimdi bakın, burada şunu yapacağız. Taş olacağız. Ve bu şekilde yürüyeceğiz. Bu şekilde rüzgardan korunabiliyoruz arkadaşlar. Oyunun beni zorlayan ilk kısmı burası oldu. İleride daha zorlarını da bekliyoruz. Evet, ağlayan kız heykeli. Bir tane daha. Bir tane daha. Hepsi de birbirine benziyor. Belki de hepsi aynı. Hepsi oyunun başındaki olup... Aha, yine çan. Çanlar kimin için çalıyor? Şuraya tabii taş olup kıracağız. Hangi tuştu? Neyse, önce bir şuraya bakalım. Buraya bakalım. Burada bir şey yoksa... Aha, yine böcük var. Bakın, hareket eden böcük. En sevdiğim. İyi ki ilerlemişim yani. Burada bir şeyler var. Oradaki taşı kırmadık. Acaba yine mi geri dönmek zorunda kalacağız? Ha, şuradaki topu alayım. Ondan sonra geri döneyim arkadaşlar. Ve oraya nasıl? Şuradan. Şuradan yine rüzgar. Sıkıcı rüzgar. Ama artık rüzgarla mücadele etmeyi öğrendiğimize göre taş olalım. Şimdi herhalde bunu alacağız. Ondan sonra tekrar şey... Ben buradan zıplayamayayım ki. Başka bir şey daha bulmam lazım. Belki şu ileride. Oraya da bakalım tekrar. Orada yoksa büyük ihtimal o kayayı kırmak zorunda kalacağız. Evet. Geri dönelim. O kayayı kıracağız. Ama o kaya bizi aşağı atacak. Sonra tekrar nasıl yukarı çıkacağız bilmiyorum. Bilmeme de gerek yok. Oyun zaten bizi bir şekilde aşağı yukarı çıkartıyor, indiriyor. Biz sonuçta buraya ta nerelerden geldik? Gökyüzünden indik buralara. Anam dedim, buradan da düşmeyecek mi? Böcük çekil şuradan. Küçük küçük böcükler de var ama onlar etkisiz eleman. Büyük olanlar işe yarıyor. Şimdi burayı kıralım. Arkadaşlar, videonun burasına kadar izlediyseniz, beğen butonuna tıklarsanız sevinirim. Oo! Bayağı ince yerlerden geçtik. Gerçi bizim de maşallahımız var, biz de inceyiz ama. Şimdi şu sağ sola bakayım mı, bakmayayım mı?
Sanki bir şey yok. Yine burayı kıralım. Bundan sonra gördüğüm yollardan ilerleyeceğim. Hiç demeyeceğim ki sağa gideyim, sola gideyim. Ya da belki derim, ana spermler yetişemiyor. Fena indik. Aa ne güzel. Yansımamızda kuşlar var. Yine bir ağlayan kız heykeli. Bir tane daha yine. Yine bir tane daha. Yine bir tane daha. Şimdi yol bu tarafta değil, diğer tarafa gidelim. Ne güzel ya, kuşlar bizi takip ediyor. Burada kavanozlar. Sol tarafta kızlar vardı, burada kavanozlar. Şimdi kuşlar geride kaldı, yetişemiyorlar artık. Ne yapacağız şimdi? Bak şu an şu an rastgele, yani rastgele bir şey yaptım. İlk aklıma gelen şey oldu. Hiç yani tahmin etmemiştim. Ne dedim ben? Bir şekilde dedim, biz o yukarı çıkarız arkadaşlar dedim. O zaman burada yarım saat oldu. Videoyu keselim. Galiba yani yarım saat falan oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.